İyi günler. Paranın yönüyle karşınızdayız. Artık haftaya ortaladık. Haftanın 3. işlem günündeyiz. Bu hafta kısa bir hafta olacak demiştik haftaya başlarken. Yarın Borsa İstanbul yarım gün işlem görecek. Cuma günü bayramın ilk günü olacak ve bu vesileyle de bu haftayı yarım hafta olarak tamamlamış olacağız. Önemli başlıklar var. Hafta başından itibaren geniş manşetleri konuşuyoruz ki yine bugün de öne çıkan başlıkları konuşacağız. Elbette piyasalara bakıp değerlendirme yapacağız. Önce her zaman olduğu gibi gündemde neler var hemen bakalım. Son birkaç gündür küresel piyasaların radarında Fed başkanlarından gelen açıklamalar var. Son açıklamalara baktığımızda Fed'in Mayıs toplantısında faiz artışı yapacağı yönünde beklentileri de beraberinde getiriyor. Dün Amerikan piyasalarında zayıf bir görünüm vardı. Birazdan bakacağız ve vadeli tarafı da aktaracağız. Diğer taraftan bugün içeride tüketici güven endeksini takip ettik. Nisan'da aylık bazda %9.2'lik bir artış var ve 87.5 seviyesine tüketici güven endeksi gelmiş durumda. Öte yandan hafta başında tarihi anlara tanıklık ettiğimizi ifade etmiştik. Bir tarihi ana da yarın tanıklık edeceğiz. Karadeniz gazı artık karaya ulaşmış durumda. Yarın törenle Filios'ta verilecek, tören gerçekleşecek. Peki ekonomiye katkısı ne olacak? Bütçeye ciddi bir katkısının olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan günlük 40 milyon metreküp'e üretim ulaştığında tüm vatandaşların, tüm konutlarında ihtiyacını yerli gazla sağlamış olacak Türkiye. Ve son başlığımızda lityum var. Lityum karbonat tesisinin temeli bu yıl içerisinde atılıyor. Açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı. Yıllık 600 ton üretim kapasiteli lityum karbonat tesisinin temeli Eskişehir'de atılacak. İşte başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam ediyoruz. Önce içeriğiyle başlayalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksinde dün ve pazartesi günü biraz zayıf bir görünüm vardı. Bugünkü düşüşlerle birlikte 5000 puan bandına geldi. 5018 yukarıda görüldü. Aşağıda 4977 puan seviyesi görüldü. Özellikle yarım bir hafta olması hacimlerinde düşük olmasını beraberinde getiriyor. Biraz da işlem hacimlerinin düştüğünü görüyoruz. Haftanın ilk işlem gününde 40 milyar civarında bir hacim vardı. Yine aynı bantta dün hacimleri takip ettik. Son dönemde gerçekleşen hacimlerin en düşük seviyelerini yine şu günlerde görüyoruz. Bu arada geçtiğimiz hafta Karsan ilk finansalını açıklayan şirketti. Bugün Arçelik bilançosunu açıklayacak ve bilanço sezonu 2 Mayıs'ta konsolide finansal sonuçlar ve 10 Mayıs'ta da diğer konsolide olmayan finansal sonuçlarla birlikte tamamlanmış olacak. 10 Mayıs'a kadar şirketlerin finansallarını takip edeceğiz. Özellikle araştırma raporlarına baktığımızda bilanço sezonunun biraz sakin geçeceğine yönelik beklentiler var. İlk çeyrekte %52'lik bir daralma kuruluşlar tarafından bekleniliyor ve %40'lık da bir artış söz konusu olacak şirketlerin karlarında. Buna yönelik beklentileri takip ediyoruz. Peki bugün bankacılık endeksinde görünümler nasıl? Bankalara yönelik de beklentiler var. Bu bilanço sezonunu bankalarda biraz daha sakin geçirecek diyenler de var. 4499 puan seviyesinde BIST Banka Endeksi bugün %1'in üzerinde satıcılı ve gün içerisinde 4481 puan seviyesine kadar bir geri çekilmenin olduğunu ifade edelim. Yukarıda 4546 puan seviyesinin altına bankacılık endeksi hiç inmedi. Özellikle ayın 26'sında Akbank bilançosunu açıklayacak. 27'sinde Garanti Bankası'nı takip edeceğiz. Yine bu özel bankalara yönelik beklentilere baktığımızda özel bankaların %31 öz kaynak karlılığı açıklaması kurumlar tarafından beklenirken Akbank'ın çeyreklik bazda %51, Garanti Bankası'nın %36 ve Yapı Kredi'nin de %35 net kar daralması açıklanması bekleniyor. Bu bant aralığında ortalama net kar daralması açıklanması kurumlar tarafından bekleniyor. Bakalım bankalardan nasıl bir bilanço gelecek ilk çeyreğe yönelik ve bu hisse bazlı fiyatlamayı beraberinde getirecek mi? Hazır hisse bazlı fiyatlama demişken bugün hafta ortasında banka hisselerinde görünümler nasıl? Bakalım hatırlayalım. Akbank 18 TL'yi dün gördükten sonra bugün 17 lira 75 kuruştan işlemlerine devam ediyor. Bugün düşüş var. Kayıpların boyutu %1.22. Garanti Bankası 27
lira 68'den işlemlere devam ediyor. Yarım puan üzerinde bir geri çekilme var. Yapı Kredi'ye baktığımızda 10 lira 19 kuruşta. Vakıfbank ve Halk Bankası'nda satışlar var. %1,5'ları aşıyor buradaki kayıplar. Halk Bankası %1,93 düşüyor ve son gördüğü seviye 11 lira 19 kuruş. İş Bankası'nda da yine bugün düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Son görülen seviye 11 lira 87 kuruş. Diğer bankalara da bakalım. Şekerbank'ta 2 lira 42 kuruşu görüyoruz. 2,5 liraların üzeri görülmüştü hafta içerisinde. TSKB yarım puana yakın düşüş gösterirken Kalkınma Bankası da 11 lira 55 kuruşta. Albaraka ve ICBCT bugün alıcılı. Albaraka %1'in üzerinde yükseliş kaydederken ICBCT 7 lira 45 kuruştan işlemlerine devam ediyor. Sınai Endeksine bakalım. Bugün orada nasıl bir görünüm var? 8110. Son görülen seviye. Burada da dar bant aralığını görüyoruz. 8126 ve 8070 bant aralığı söz konusu. Geçen hafta 600 bin yeni yatırımcı yeniden Borsa İstanbul'a katıldı. Yatırımcı sayısı 4,5 milyonu aştı ama uzmanlar özellikle yeni yatırımcıların halka arzlara talep gösterdiğini, bu yüzden yeniden Borsa İstanbul'a geldiğini belirtiyor. Hacimlere bakıldığında düşük hacimlerin var olduğu ifade ediliyor ve özellikle seçime kadar olan dönemde bu bant aralıklarının sürebileceği yine beklentiler dahilinde. Yukarıda 5350 puan seviyesine uzmanlar temas ederken aşağıda kademeli olarak 4950, 4900 ve 4600 puan seviyeleri yine takip edilecek seviyeler arasında yer alıyor ki bugün de Sınai Endeksinde, Bankacılık Endeksinde ve BIST 100 Endeksinde geri çekilmeler var. Peki en çok artan hisselerde an itibariyle görünüm ne, sıralama nasıl? Hemen en çok artan listesine de bakalım BIST 100'de. Erbosan ilk sırada, Tümason Motor ikinci sırada, Alfa Solar Enerji dün düşüyordu, en çok azalanlardaydı. Bugün en çok artanlarda %4,7 yükseliyor. Başkent Gaz, Teknosa sıralama böyle. Teknosa'da 18 lira 17 kuruşu görüyoruz. %2,89'luk bir yükseliş söz konusu. Bir de azalanlara bakalım. Fenerbahçe 51 lira son görülen seviye, %4,23 düşüyor. Selçuk Eczadepo %3'ün üzerinde geri çekilme var. Fenerbahçe geçtiğimiz haftanın 4. işlem gününde 52 liranın üzerinde tamamlamıştı. Aslında dün de 53 TL'nin üzerindeydi. Bugünkü düşüşlerle birlikte 51 TL'ye gelmiş durumda. Sene başından itibaren buradaki düşüşler Fenerbahçe adına %20'leri aşmış durumda. 4 büyük spor hissesine baktığımızda sadece Galatasaray ve Beşiktaş'ta yükselişler var sene başından itibaren. Bunun aksine Trabzonspor ve Fenerbahçe hisselerinde ise ciddi geri çekilmelerinin olduğunu görüyoruz. Bu akşam da Fenerbahçe'nin Başakşehir'le bir müsabakası var. Çimento sektörüne baktığımızda özellikle depremle birlikte sektöre bir teveccüh vardı ama uzmanlar aman dikkat yorumlarını yapmıştı. Özellikle tepeden girişler yatırımcı tarafında sıkıntıları beraberinde getirebilir diyorlardı ki bugün Oyak Çimento ve Konya Çimento'da düşüşler var. Konya Çimento %2 geri çekilirken Oyak Çimento'da %2,79 satış yiyor an itibariyle. İşte içeride rakamlar böyle. Küresel tarafa baktığımızda bir yandan FED başkanlarından gelen açıklamalar, diğer yandan FED'in faiz toplantısına yönelik beklentiler var. Dün özellikle Amerikan spot piyasalarında Dow Jones Endeksinde yatay negatif bir kapanış vardı. S&P 4154 puan seviyesinden dün günü tamamladı ve Nasdaq Endeksinde de 12153 puan seviyesi vardı. Bugün vadeli tarafta S&P 500 Endeksi yarım puanı aşkın bir düşüş görüyor. Nasdaq'ta kayıpların boyutu %0,73'leri buluyor ve Dow Jones Endeksi de 33829 puan seviyesinden işlemlere devam ediyor. Bu arada Amerika'da da finansallar geliyor. Netflix'e baktığımızda 48.61 milyar dolar piyasa değerine sahip Netflix piyasa kapanışı ile birlikte dün finansallarını açıkladı ve konsensüs beklentisi şirketin 8.18 milyar dolar gelir üzerinden 2.86 dolar hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Burada şirket 8.16 milyar dolar gelir üzerinden 2.88 dolar hisse başına kar bildirdi. Hemen bunu ifade etmiş olalım Netflix adına. Net kara baktığımızda %2,32 negatif sapmayla 1.31 milyar dolar olarak açıklandı. Yine Tesla'ya yönelik beklentiler var. Bugün piyasa kapanışı sonrasında
Birinci çeyrek 2023 finansallarını açıklaması TESA'nın bekleniyor. Beklenti şirketin yıllık bazda %26'lık bir artışla 23.36 milyar dolarlık bir hasılat açıklaması yönünde. Bakalım bu beklentileri TESA'da karşılayabilecek mi? Ve yarın TESA'da bu finansallar sonrası nasıl bir görünüm olacak hep birlikte göreceğiz. Ama bugün hafta ortasında Amerikan vadelilerinde geri çekilmelerinin olduğunu vurgulayalım ve tahvillere bakalım. 2, 5 ve 10 yıllıklara baktığımızda Amerikan tahvillerinde 2 yıllıklar 4.27'ye geldi yeniden. Yükseliş var. 10 yıllıklar 3.63 ve 5 yıllıklarda 3.74 seviyesini görüyoruz. 2 ile 10 yıllıklar arasında makasın yeniden açıldığı burada belirgin bir şekilde ortada. Avrupa borsalarına bakalım. Dün Avrupa borsalarında DAX endeksinde yarım puanın üzerinde yükseliş vardı. Onun dışında Avrupa'nın tamamında yükselişlerin olduğunu ifade edelim. Hatta kapanış rakamlarına baktığımızda FTSE 100 endeksi 7.900 puan seviyesinin üzerinde yükselmişti. GAC 40 Fransa'ya baktığımızda %0.47'lik bir yükseliş kaydetmişti. Bugün Fransa'ya baktığımızda yatay negatiflik bir görünüm var. DAX endeksinde düşüşler görüyoruz. Madrid'de 9.424 puan seviyesi yatay pozisyon. Ki zaman zaman negatife dönüyor. Londra cephesinde de 7.881 puan seviyesi var. İngiltere'de enflasyon açıklandı. Beklentinin üzerinde yeniden yine çift hanelerde kalan enflasyon. Acaba İngiltere'de faiz artışları sürecek mi? Beklentisini de beraberinde getirdi. Avrupa'daki enflasyonu da yine konuşacağız. Gelinen nokta ne anlatıyor? Avrupa Merkez Bankası'nın özellikle faiz artışları bir işe yarıyor mu? Yoksa artık burada önümüzdeki dönemde farklı politikalar mı göreceğiz? Bunu masaya yatıracağız. Asya'ya bakalım. Asya borsalarında Çin'in Shanghai Endeksinde, Japonya'da, Hindistan'da ve Hong Kong'da geri çekilmeler vardı. Güney Kore borsası ise %0.16 yükseldi. Kapanış rakamı 2575 olarak kayıtlara geçti. Para piyasaları diyelim. Dolar endeksine bakalım. Haftaya 100 bandında başlamıştı. Zaman zaman 100, zaman zaman 101 bandını görmüştü. Şu an %0.34 yukarı yönlü bir hareket var. Son görülen seviye 101.77. Aşağıda da 101.36'nın altına hiç sarkmadı. Dolar endeksinde yeniden 102'ye doğru bir hareket. Diğer para birimlerinde hangi seviyeleri beraberinde getirdi? Önce dolar TL'ye bakalım. Hafta başında 19.36 seviyesinden yeni haftaya merhaba demişti. Ufak ufak yükseldi. Gün içerisinde 19.38-26'lar görülürken aşağıda, yukarıda ise 19.46-11 seviyesi görüldü. Özellikle saatler 12 ile 13 aralığını gösterdiğinde yukarı yönlü ip gibi yükseldi. Daha sonra aşağıya hızlı bir şekilde indi. Şu an yatay bir görünüm var dolar TL cephesinde. Dolar endeksinde 100 bandına gelmesiyle birlikte euro dolarda 1.25, 1.10'ların üzeri görülmüştü. Düzeltiyorum. Şu an 1.10'un altı söz konusu. 1.0929 aşağıda görülmüştü. Yukarıda da 1.0983 gün içerisinde test edildi. Sterlin dolar 1.25'lerin üzerini test etmişti hafta başında. Ama dolar endeksinin yeniden vurguladığımız gibi 101 bandının üzerine kendisini atması, sterlin dolar paritesinde de 1.25 bandının altına gelmesine sebebiyet verdi. Bakalım hafta ortasında sterlin dolar paritesindeki görünüm, evet, 1.24'e işaret ediyor. Günün en düşük görülen seviyesini de şu an test ediyor. Emtia grubu. Kıymetli metaller, altının ons fiyatına yönelik aşağı yönlü hareketlerin olabileceğine ifade ediyor uzmanlar. 2000 doların altında kalıcılık bir süre sağlanabilir deniliyordu ki 1971 dolar seviyesi bugün görülüyor. %1.68 geri çekiliyor. Platin satıcılığı, paladyum satıcılığı, gümüş yeniden 25 dolar seviyesinin altında. Kıymetli metaller kıpkırmızı. Tarım emtiaya bakalım. Burada sadece şeker yükseliyor. Onun dışında satıcılı bir gün tarım emtia için ve enerji emtia. Amerikan tipi ham petrol 80 doların altına yeniden indi. Brent petrol %1.96 düşüyor. Doğalgaza baktığımızda son görülen seviye 2 dolar 34 sent. Mayıs'ta FED toplantısını takip edeceğiz. Nisan'da FED toplantısı yoktu. Peki Mayıs'ta FED ne karar verecek? Önce faiz toplantısında acaba faizler artmaz düşüncesi vardı. Artmayabilir mi düşüncesi vardı. Son anda gelen Şahin açıklamalar, acaba FED yeniden bu toplantıda 50 bas puanlık faiz artışı
gerçekleştirir mi sorusunu da beraberinde getirdi. Küresel piyasalarda gözler Fed'in 3 Mayıs'ta vereceği faiz kararına çevrildi. Kritik toplantı öncesinde Fed bölgesel başkanlarından önemli sinyaller geldi. San Luis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrasında faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğini söyledi. Bullard, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde bankacılık krizi ve resesyonun gerçekleşebileceği endişelerinin dile getirildiği ortamda bile Fed'in faiz artırımlarını sürdürmesi gerektiğini savundu. Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmakta olduğu değerlendirmelerine katılıyorum. Ancak politika faizinin 50 bas puan daha artırılarak %5,50-5,75 aralığına yükseltilmesi ve enflasyon kontrol altına alınana kadar orada tutulması gerekiyor. Ballard, Fed'in gelecek toplantıda ileriye dönük yönlendirmede bulunmaktan kaçınması ve seçeneklerini açık tutması gerektiğini de ifade etti. Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic de Fed'in bir faiz artırımı daha yapmasının muhtemel olduğunu ve Mayıs ayında 25 bas puanlık bir faiz artırımı yapılabileceğine işaret etti. Bir faiz adımı daha geri çekilerek politikamızın ekonomiye doğru nasıl aktığını görmemiz için yeterli olur. Bostic bu adımın ardından faizin uzun bir süre sabit tutulmasının büyük olasılık olduğunu belirtirken, enflasyonun düşmesinin muhtemelen uzun bir süreç olacağını da vurguladı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman'ın gündeminde ise bankacılık sektöründe yaşanan sorunlar vardı. Bowman'a göre kriz yatıştı. Bankacılık sektöründeki gerilim Fed tarafından yakından izleniyor. Yanıt vermemiz gerekebilecek herhangi bir zorluğa veya değişime ayak uydurmaya açığız. Hem bu başlığı hem de daha fazlasını konuşacağız. Bizlerle birlikte Rota Portföy Yönetimi Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen olacak. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Önce bu başlıkta isterseniz başlayalım. Farklı açıklamalar var Fed üyelerinden. Bullard 50 bas puanlık faiz artışına sıcak bakıyor. Bostic bunun aksine 25 bas puan faiz artışında olabileceğini vurguluyor. Ne dersiniz, bu belirsizlik Amerika cephesinde devam eder mi? Piyasaya baktığımızda belirsizlik biraz daha azalmış gibi gözüküyor. Yani 25 bas puanlık bir faiz arttırımı beklentisinin fiyatlar içerisinde çok daha ağırlık kazandığını görüyoruz. Bu belirsizliği yaratan unsur, kafa karışıklığı yaratan unsur aslında çok uzun zamandır finansal koşullarda beklenen sıkılaşmanın bu bankacılık stresi sonrasında hızlanarak aslında önemli bir noktaya gelmesi, kredi piyasasındaki sıkılaşma ve tabii ki para politikası sıkılaştırmasının artık ekonomi üzerinde bir soğuma etkisinin yaratmaya başlaması idi. Dolayısıyla yani 25 bas puan yapar mı yapmaz mı, 50 bas puan mı yapar sorularından başladı, 25 bas puana geriledi. Hatta artık yapmayabilir Mayıs toplantısında bile zaman zaman olasılık hesaplamalarında, piyasa fiyatlamalarından ön plana çıktı. Ama 4 Mayıs'a yaklaştığımız bu süreçte 25 bas puanlık faiz artırımı beklentisinin daha fazla ön planda olduğunu görüyoruz. Burada ana konu şu, yani tabii ki bu toplantıda bir 25 bas puan yapılır, sonrasında yapılır mı? Artık bunun olasılığının biraz daha azaldığını düşünüyorum. Tabii bazı üyelerden bir 25 bas puan daha gerekli olabilir gibi bir beklenti var ama herkesin, Fed üyeleri açısından, bütün Fed üyelerinin ortak olduğu ve bütün söylemlerinde aynı benzer ifadeleri kullandığı başka bir konu var. O da nerede durursa dursun uzun bir süre orada durmak kaydıyla. Bunu işte Bullard'da, Bostic'de, Bowman'da aslında ifade etti en son olarak. Dolayısıyla biraz ana konu faizlerin işte ne kadar yükseltileceği, en son nerede duracağından biraz daha uzaklaştı. Çünkü artık sonuna geldik dediğim gibi. İkinci yarıda bir faizlerde düşüş olacak mı, olmayacak mı? Dolayısıyla yeni dönemde piyasa fiyatlamaları üzerinde ana konu bu olacak. Şimdi piyasa ne diyor diye sorarsanız aslında piyasa evet faiz indirimleri olacak deniliyor. Hatta son dönemde biraz daha törpülendi ama şuradan bir iki hafta öncesine kadar sorsaydınız neredeyse ECB ve Fed arasındaki faiz farklarının 2023 yılı sonunda sıfıra geleceği bir fiyatlama bile yapılıyordu Fed'e ilişkin olarak. Dediğim gibi biraz daha törpülendi orası ama halen bir faiz indirimi beklentisi var. Oysa ki Fed üyelerinden
bu yönde bir mesaj en azından şimdilik asla gelmiyor. Peki özellikle Fed'in bu kadar belirsizliğe düşmesindeki husus birkaç senaryo anlattınız. Çünkü siz 2 hafta önce sorsaydınız şöyle olurdu, şu an böyle diye. Ana husus nedir? Özellikle banka iflaslarını konuştuk ama orada kati bir surette bankaların güçlü olduğu belirtilmişti. Bir de yılın ikinci yarısında siz temas ettiniz. Fed yılın ikinci yarısında hangi noktaları ön planda tutacaktır bu kararları verirken? Evet, şimdi Uğur Bey, belirsizlik aslında Fed içerisinde değil. Daha çok piyasada kendini gösteriyor. Peki piyasa neden bu kadar Fed ile ilgili daha belirsiz bir düzlemde ilerliyor? Bu da aslında yakın dönemde enflasyonist bir ortamda merkez bankalarının sözel yönlendirmeden uzaklaşarak kendilerine bir manevra alanı yaratmak ve dolayısıyla gelecek dönemde verilere ilişkin daha net kararlar alabilme gücünü veriyor. Şimdi kriz döneminde biz 2008'den sonra merkez bankacılığında sözel yönlendirmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Çok ciddi bir kriz yaşadı dünya ve dolayısıyla ondan sonra merkez bankalarının piyasaları her daim beklenti anlamında beslediği ve öngörülebilirliği son derece yüksek kıldığı bir ortamdan ilerledi. Şimdi Fed halen beklenti yönetimi nezdinde güçlü adımlar atabiliyor. Bir politika hatası yapması 2022'de biraz kredibiliteyi törpüledi tabii ki. Yani politika hataları aslında merkez bankacılığının zor kazanılan kredibilitesini bir anda tabii zedeleyebiliyor. Dolayısıyla işte son dönemde Fed piyasa ayrışmasını biraz da buna götürebiliriz. Biraz da aslında Fed bu belirsizliği de yaratmak istiyor piyasada. Çünkü dediğim gibi kendine bir manevra alanı yaratmak istiyor. Yani hatırlarsanız bundan 4-5 sene öncesine doğru hani gittiğinizde hatta 2008'den sonra biz Fed başkanlarından toplantılar öncesinde bile aslında faiz arttırımı konusunda çok daha net mesajlar alabilirdik. Ne montanda olabileceğine ilişkin bile ya da faiz indirimleri konusunda. Şimdi ise bir manevra alanı lazım. Çünkü enflasyondaki iyileşme, çünkü atılan para politikası adımlarının elbette enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir etkisi var. Ve fakat istenen hızda değil. Daha hızlı bir düşüş beklentisi vardı. Dolayısıyla gelecek verilere göre bir manevra alanı da yaratılmak isteniyor. Piyasalardaki belirsizlik biraz bence bundan da kaynaklanıyor. Dolayısıyla bundan sonrası için özellikle ikinci sorunuz ve yılın ikinci yarısına ilişkin olarak da konu enflasyondaki bu gerilemenin hızının ne boyutta olacağı ve belirli bir seviyeden sonra yapışkanlık gösterip göstermeyeceği ki aslında 4 seviyelerine kadar gelindikten sonrasında tekrar o 2'lere, 2,5'lara geri çekme konusunda biraz daha zorluk yaşayabileceklermiş gibi gözüküyor. Fed bunu görüyor ve net bir şekilde aslında piyasaya şu mesajı da veriyor. Diyor ki ben net o hızlanmayı görmedikçe piyasaya politika faizini uzunca bir sürede olsa yüksek tutmaya devam edeceğim diyor. Ve fakat piyasada şunu söylüyor, enflasyondaki bu geri çekilme, bu iyileşme hızlanacak. Çünkü aslında bu para politikası sıkılaştırması sonrasında da ekonomide soğuma daha kendini göstermeye başlayacak. Oysa ki Fed'in aslında ekonomideki soğuma konusundaki beklentileri piyasayla aynı noktada değil. Dolayısıyla kafaların karışık olması biraz gelen verilerin ne ima ettiği ve yüksek enflasyon ortamı. Yani tek başına bile yüksek enflasyon ortamının para politikaları ve ekonomi politikaları konusunda da ekonomik birimler tarafında da büyük bir belirsizlik yarattığını hepimiz biliyoruz. Peki merkez bankalarının küresel ekonomiyi desteklemek için ortaya koydukları paranın tamamı tam anlamıyla ne zaman geri çekilmiş olacak? Citigroup'un bir öngörüsü var. Diyor ki 800 milyar dolar desteği merkez bankaları geri çektiği takdirde diğer riskli varlıkların darbe alacağına yönelik beklentimiz var diyor. Siz bu anlamda ne düşünürsünüz?
Evet, o konuları konuşmaya da iyice yakınlaştık artık. Biraz faiz konusuna odaklanıyor olsak da aslında arkada kaynayan başka bir konu da var tabii. Geçtiğimiz günlerde BIS başkanının aslında söylemleri de bu anlamda önemli. Çünkü örneğin işte pandemi döneminde ABD tarafında hem para politikası hem de maliye politikası tarafında çok ciddi destekler verildi. Para politikasında ultra gevşek bir yere doğru gidildi. Maliye politikasında ardı ardına paketler gördük. Hatta global krizde görmediğimiz oranda yüksek paketler gördük. Ve sonrasında da işte enflasyonun çok hızlı bir şekilde yukarıya geldiğini gördük. BIS başkanı da artık şu illüzyondan kurtulmamız gerekiyor diyor. Yani para ve maliye politikasını bu kadar gevşek bırakırsak, desteklersek ekonomiyi bu anlamda enflasyon kaçınılmazdır. Dolayısıyla o enflasyon hiç yükselmeyecek gibi davranamayız bu destekleri verirken. Şimdi evet o destekleri geriye çekme zamanı maliye politikası nezdinde bunlar önemli oranda gerçekleştirildi. Şimdi para politikasının önemli bir bacağında işte faizler tarafında da yukarı yönlü harekette sonuna doğru gelindi ama bilanço yönetimi ve bilançonun daha da küçültülmesi konusunda yavaş yavaş bir takım haritaların, yol haritalarının çizilebileceğini düşünüyorum. Bu biraz belki yine 2023'ün ikinci yarısında daha net konuşabileceğimiz bir konu haline gelebilir. Şimdi nispeten Amerika'da enflasyonun her ne kadar asıl hedeften uzak olsa da geri çekildiğini görüyoruz. Euro bölgesi için de bu böyle ama bugün İngiltere'de enflasyon verisi açıklandı. Yine çift hanelerde kaldı. Beklentinin üzerinde 10,1 seviyesinde enflasyon gerçekleşti İngiltere'de. İngiltere'de yolunda gitmeyen şey nedir? O cepheye baktığımızda İngiltere'nin dinamiklerini konuştuğumuzda siz hangi noktaları öne çıkarırsınız buradaki enflasyonla alakalı? Evet, yani en son açıklanan bu enflasyon verilerinin çok alt kalemlerine bakmadım tabii. Yani bakarak en azından trend tarafına nereye doğru gittiklerini de biraz daha netleştirerek belki konuşmak lazım ama orada da şunu söylemek lazım. Çok daha yakın bir vakitte yol kazaları oldu İngiltere'de de politika hataları nezdinde. Bunların yarattığı da bir belirsizlik ve günün sonunda fiyatlar üzerinde, genel fiyat seviyesi üzerinde bir takım etkileri söz konusu olabildi. Dolayısıyla enflasyon tarafındaki mücadelelerinde onlar da aslında gidecek çok yolları olduğunu görüyor. Şimdi bugün Euro bölgesinde de aslında baktığınızda yüksek yani bir geri çekilme var elbette ama yüksek kalmaya devam ediyor tabii enflasyon. Dediğim gibi geri çekilme var sizin de söylediğiniz gibi ama hızından memnun değil para politikaları otoriteleri. Daha hızlı bir geri çekiliş beklentisi içerisindeler. Dolayısıyla bu biraz daha uzun bir dönem, daha sıkı bir para politikası düzleminin kalacağını ifade ediyor. Aynı şey bence İngiltere için de geçerli. Bu konuları konuşurken bu açıklamaları hem Fed açısından hem Euro bölgesi açısından hem İngiltere açısından ya da hepsinin ortak noktası dünyanın ortak noktası enflasyon konuşurken diğer yandan da dolara baktığımızda 101 bandında işlem görmeye devam ettiğini görüyoruz. Küresel ölçekte doların akıbeti ne olacak peki? Yılın ikinci yarısında da bu seviyelerde mi kalacak yoksa biraz daha zayıf dolar mı göreceğiz? Şimdi bu da aslında yayının başından beri konuştuğumuz konuların nereye doğru evrileceği ile ilgili. Birinci konu şöyle basitçe anlatalım. Eğer piyasaların dediği olur ve Fed yılın ikinci yarısında bir faiz indirimine gitmek durumunda kalırsa bu Euro'yu destekleyici bir düzlem olacaktır. Neden? Çünkü aslında ECB halen faiz artırımlarına devam edeceği bir yolda şu anda. Çok yakın zamandaki anketlere baktığınızda beklentilerin 3,75-4'lere kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu aslında gelecek 3 toplantıda 25'er bas puanlık bir faiz artırımının anlamına geliyor. Dolayısıyla bir dediğim gibi eğer piyasanın söyledikleri doğruysa, piyasanın gördüğü senaryo doğruysa bu Euro'yu destekler. Ama doğru değilse o zaman Euro'nun yükselişindeki bu ivmenin biraz daha hız kaybedebileceği bir düzlemde olacağımızı görmek lazım. Örneğin çok yakın yani birkaç gündür gördüğümüz
Fiyatlama da bunun resmi. Şimdi FED toplantısına yaklaşırken 25 baz puanla ilişkin olasılıklar biraz daha arttı. Özellikle sizin de yayın başında belirttiğiniz FED üyelerinin söylemleri de tabii bu beklentileri yönetmek açısından son derece önemli. Ama bundan bir iki hafta önce bakıldığında 25 baz puan konusunda bu kadar net değildi piyasa. Olmama ihtimalini de öngörüyordu. Bu durum nasıl yansıdı? ECB devam edecek zaten. En az bir 25 baz puanlık faiz arttırma beklentisi var Mayıs'ta. Bu aslında yavaş yavaş Euro-Dolar paritesini bir ona hatta biraz daha üzerine doğru bir sarkmaya doğru taşıdı neredeyse. Ama sonra işte gelen beklentiler, gelen söylemler, beklentileri yönetme gücü tekrar doları bir miktar daha kuvvetlendirdi. Dolayısıyla Euro-Dolar paritesinde bir onun altına çekti. Keza işte dolar endeksinde de tekrar 101'li seviyelerden bahseder olduk. Dolayısıyla gelecek dönemde Fed'in söylemlerinin daha benimsendiği bir durumdan bahsedersek, Euro'daki yükseliş ivmesinin biraz hız kaybetmesini bekleyebiliriz. Doları tekrar bir miktar yukarıya çıkabilir. Bu da bize şunu ifade eder aslında. Biraz daha dar bir bantta salınan bir euro dolar paritesi. Burada ne işte birlere yaklaşan euro dolar paritesinden bahsediyorum dolardaki hafif kuvvetlenme ile ne de eurodaki güçlenmenin 1.20'lere doğru gidebileceği düzleminden bahsediyorum. Aslında hani daha dar bir bantta bir onun biraz daha altında bir onun biraz daha üzerinde en azından kısa vadede devam edecekmişiz gibi gözüküyor. Yurt içinde de öne çıkan başlıkları konuşalım mı? Bugün tüketici güven endeksi açıklandı. Bir öncekiye göre Nisan'da 9.2'lik bir artış var. 87.5 seviyesine geldi. Aslında sadece bu veri özelinde de değil. Sene başından itibaren baktığımızda son verilerde sanayi üretiminde biraz geri çekilmenin olduğunu görüyoruz. İhracatın biraz zayıfladığını görüyoruz ve hesapta olmayan bir deprem yaşadık. Ne dersiniz? Yurt içinde bu makro göstergeler ne anlatıyor? Yani tüketici güveni endeksinden ve aslında özellikle tüketim eğilimini ifade eden veriler çerçevesinde örneğin perakende endekslerine falan baktığımızda özel tüketim harcamaları kaynaklı güçlü ekonomik aktivitenin devam ettiğini görüyoruz. Yani yaklaşık birinci çeyrekte %5'ler civarında bir gayri safi yurt içi hasıla büyümesi olacak çok muhtemelen. Bunun ana sürükleyicisi ise özel tüketim harcamaları diyebiliriz. Tabii bu enflasyon anlamında çok olumlu bir haber değil. Bu aslında cari açık anlamında olumlu bir haber değil. Eğer değilse büyümenin kalitesi de aslında soru işareti yaratıyor. Ama dediğim gibi işte örneğin tüketici güven endeksine baktığımızda bugün açıklanan 2018 Ağustos ayından beri en yüksek seviyesinde. Ama diğer taraftan şunlara bakmak lazım. Tüketici güvenini besleyen unsurlar nelerdir? Çok ciddi destekler veriliyor şu anda. Gerek ücret artışları, gerek EYT, bütün bunlar aslında satın alma gücünü biraz daha destekleme anlamında, özellikle enflasyonist bir ortamda tüketimi öne çeken unsurlar. Bu da tabii tüketici güvenini bu anlamda destekliyor. Alt kalemlere baktığınız zaman işte dayanıklı tüketim malı alma zamanı mıdır sizce sorusuna daha çok evet deniliyor. Otomobil alma sorusuna almak için uygun bir zamandır mı sorusuna daha çok evet deniliyor. Zaten otomobil satışlarına baktığınızda son derece yüksek. Bu dediğim gibi enflasyonist ortamların beraberinde getirdiği öne çekilmiş talep. Bir de bunu desteklediğiniz işte ücret artışları, ek destek, ek likidite desteğiyle beraber iç tüketimi biraz daha ileriye götürüyorsunuz. Bu da büyümeyi destekliyor. Ama örneğin sanayi tarafına biraz baktığımızda, yani bu bahsettiğimiz konu hizmet tabii. Sanayi tarafına biraz baktığımızda, yatırımlar tarafına biraz baktığımızda orada bir hafif tekleme var aslında. Aslında hani kredilerle, özellikle ticari kredilerle biraz daha desteklenmek isteniyor düşük faiz seviyelerinden. Ama tabii çok daha selektif bir ulaşım imkanı var. İhracat tarafında aslında son dönemde hafif hafif Euro bölgesinin resesyondan kaçınmasıyla olumlu bir sinyal almaya başladık ihracat iklim endeksinden. Belki büyümeye biraz orası destek verebilir. Ama genel çerçevede büyüme dinamikleri şimdilik olumlu devam ediyor diyebilirim. Özlem Hanım, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olunuz. Rota Portföy Yönetimi Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen bizlere eşlik etti. Başka bir başlıkla devam edeceğiz. Avrupa Birliği bankaların kriz kurallarını güncellemeye hazırlanıyor. Özellikle sorunlu küçük ve orta ölçekli bankaların finansmanda mevduat sigortasının kullanılmasına yönelik düzenleme teklif edildi. Avrupa Birliği bankacılık sektöründeki sorunlar üzerine harekete geçti. Sektörün kriz kuralları güncelleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen ay Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'in iflası Avrupa bankalarını da baskı altına aldı. Krizin etkisi İsviçre'nin en büyük ikinci bankası olan 167 yıllık Credit Suisse'de görüldü. Bankanın hisse senedi hızla düştü ve satış baskısı piyasa geneline yayıldı. UBS, Devlet ve Merkez Bankası desteğiyle Credit Suisse'i 3 milyar franga satın aldı. Avrupa Birliği Komisyonu bankacılık reformu kapsamında bankaların kriz yönetimi ve mevduat sigortası çerçevesini güçlendirmeye yönelik yeni düzenleme teklifini açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği'ndeki küçük ve orta ölçekli bankaların kriz durumlarında mevduat garanti programlarındaki kaynakları kullanımı kolaylaştırılacak. Böylece söz konusu banka mudileri korunurken, krizin diğer bankalara yayılması, toplum ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri önlenecek. Mevduat garanti programları ve çözümleme fonları gibi bankacılık sektörü tarafından finanse edilen önlemlerin öne çıkarılması sayesinde vergi mükellefleri daha iyi korunacak. Çözümleme sürecindeki bankalar, kendi iç zarar karşılama kapasitelerini tüketmeleri halinde mevduat garanti programlarındaki kaynakları kullanabilecek. Mevduat Garanti Programı yönetmeliğinde yer alan mevduat sahibi ve banka başına 100 bin euroluk teminat seviyesi Avrupa'daki bütün mudiler için geçerli olacak. Birlik genelinde hesap sahiplerinin korumasına ilişkin standartlar da daha uyumlu hale getirilecek. Hastane, okul ve belediye gibi kamu kuruluşlarına, belirli fonlardaki paralara da mudi koruması sağlanacak. Miras veya sigorta tazminatı gibi belirli geçici olaylara bağlı biçimde hesaplarda 100 bin euroya aşan yüksek bakiyelerin korunması da uyumlu hale getirilecek. Yaklaşık 3 yıldır çalışılan düzenleme, bankacılık sektörünün çalkantılı bir döneminde açıklandı. Teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin onayı gerekiyor. Avrupa ülkelerinde geçmişte yaşanan küçük ve orta ölçekli banka iflaslarında genellikle bankanın iş kaynakları veya sektör tarafından finanse edilen acil durum programlarındaki fonlar yerine vergi mükelleflerinin parası kullanılmıştı. Yorum alacağız. Telefon attığımızda info yatırım stratejisti Çağlar Toros olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Borsayı konuşalım. Bayram arasına tatile endeks nasıl girecek? 5000'in üzerinde kalmaya çalışıyor ama hafta başından itibaren de zayıf bir görünüm var. Evet, yani özellikle son zamanlarda belirsizliklerin ağır bastı ve piyasaya tabiri caizse taze para girişlerinin yerine para çıkışlarını bıraktı ve büyük ölçekte de halka arzlara gelen taleplerin paylardan çıkışa sebep olduğu bir dönemden geçiyoruz diyebilirim. Bu senenin halka arzlarına baktığımız zaman yaklaşık halka arz büyüklükleri son 2 onaylanan halka arz haricinde yaklaşık 14 milyar TL ve bu kapsamda da volatilitenin yüksek ve hacimlerin düşük olmasını da bu sebeplerden dolayı biraz da anlamlı karşılıyoruz aslında. Şimdi şöyle bir şey var, bu haftaya baktığımız zaman özellikle BIST endeksi tarafı geçtiğimiz hafta son 3 haftada 60 günlük hareketli ortalamanın altındayken geçtiğimiz hafta yaklaşık %4'eyken yükselişlerle birlikte 60 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmıştı ve biz bu değeri aslında referans olarak kabul ediyorduk. Ancak bu hafta bayram tatili riskinin alınmaması algısı, diğer taraftan takas sürelerinin uzun olması ki dünün takasının pazartesiye denk gelmesi, bugün ve yarının takasının salı günü olacak olmasıyla birlikte gerek kredi kapamalarında da bu sürenin biraz daha uzaması, kredi faizlerinin işletilmesi sürelerinin uzaması aslında burada endeksi baskılayan unsurlar arasında yer alıyor. Satış baskısı da biraz daha kademelerdeki boşluklar neticesinde endekste sert satış dalgasına sebebiyet veriyor. Şimdi bayram tatili sonrasında biraz daha yatay yukarı seyirde hareket etmesini beklediğimiz bir Borsa İstanbul BIST 100 endeksi var. Evet, seçim sürecine kadar makroekonomik takvimlere baktığımız zaman belki bir yukarı yönlü bir katalist etkiyi yaratabilecek bir haber akışı
görünmemekle birlikte açıkçası seçim sürecinden sonra belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla yukarı yönlü trendin devam etmesini bekliyoruz. Seçim süreci öncesinde de birinci çeyrek 2023 finansalları önemli rol teşkil edecek. Şunu söyleyebilirim, birinci çeyrekte finansalların büyük resimde aslında endekste geçtiğimiz seneki gibi bir katalist etki yaratmasını beklemiyoruz. Bununla birlikte hisse bazlı hareketler ve sektör bazlı hareketlerin ön plana çıkacağı gibi bir görüşümüz var. Diğer taraftan endeksin fiyat kazanç oranına baktığımız zaman biraz daha rasyoların geride kaldığını görüyoruz ve bu kapsamda da 2023 yılı içerisinde değerlemelerin ön plana çıkarak endeksin yukarı yönlü seyrinin devam edeceği beklentimiz ve alternatif getiri arayışı içerisinde Borsa İstanbul tarafının üst sıralarda yer alacağı bir görüşümüz var. An itibariyle evet 60 günlük hareketli ortalamanın altında hareket ediyoruz. 5020 seviyesinden işlem gören bir Borsa İstanbul BIST endeksi var. Biraz önce de belirttiğim gibi yani burada referans değeri olarak 60 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 5040 seviyesini yakından takip etmemiz gerekiyor. 5040 seviyesinin üstünde kaldığımız sürece 5200 seviyesi kısa vadeli hedef haline gelebilir. Aşağı yönde evet. ise 5040 seviyesinin altında kalmamız durumunda 4850 ana destek seviyesi olacak Borsa İstanbul'da. Hacimler çok düştü. Bayram sonrası biraz daha hacimlerin daha normalleştiğini görecek miyiz peki? Yani beklentimiz biraz daha hacimlerin yukarı yönlü seyrinin olacağı yönünde. Çünkü evet bu dönemde belirsizliklerin olduğu bir ortamda ortalamaların altında, geçtiğimiz yılın ortalamalarının altında kalan bir ilk 4 ay yaşamış olabiliriz. Ama bu hafta itibariyle de bayram tatili riskinin alınmaması algısı ve biraz önce de belirttiğim gibi hem takas sürelerinin uzaması ve işletilen faiz sürelerinin de uzaması biraz daha tabiri caizse hisse senedi alımında elin gitmediğini bize gösteriyor. Ve bu kapsamda da hacimler tarafında bir düşüş görüyoruz. Tabii ki hacimlerin düşmesiyle birlikte kademelerin azalması da Borsa İstanbul tarafında hem aşağı hareketlerde hem de yukarı hareketlerde biraz da volatiliteyi açıkçası arttırıyor. Ama özetle bayram sonrasında biraz daha normalleşmesini hacimler tarafını bekliyoruz. Bugün kapanış sonrası Arçelik finansallarını açıklayacak. Beklentiler o yönde. Nasıl gelecektir sizce birinci çeyrek sonuçları? Yani birinci çeyrek sonuçlarının en azından geçtiğimiz yıl kadar endeks tarafına bir katalist etki yaratmasını beklemiyoruz. Çünkü geçtiğimiz sene bir enflasyon teması vardı. Evet belki de şu an için %50'lere kadar yükselen, gerileyen ama yüksek olan bir enflasyonumuz var ama geçtiğimiz seferki kadar, geçtiğimiz yıl kadar bir etki yaratmasını bilanço döneminin açıkçası beklemiyoruz. Ama hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkacağı bir bilanço dönemi olacaktır diyebilirim. Özellikle burada hisse bazlı ve sektör bazlı hareketlerin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi bugün seans sonunda kamuya aydınlatma platformuna Arçelik'in finansallarını açıklaması bekleniyor. Diğer taraftan bankacılık finansallarının ise 26 Nisan'da Akbank'la başlaması bekleniyor. Arçelik özeline baktığımız zaman burada Whirlpool'un Avrupa'daki iştiraklerini bünyesine katması Arçelik açısından uzun vadede bu durumu olumlu buluyoruz. Şunu da belirtmem gerekiyor. Talepteki yurt dışı zayıflığı ve marj gerilemesinden dolayı son çeyrekte finansallar biraz daha böyle yatay seviyede hareket etmişti. Bu çeyrekte de biraz daha nötr bekliyoruz diyebilirim. Her ne kadar euro dolar paritesi yukarı gidiyor olsa da maliyet artışı biraz daha beyaz eşya sektörünü baskılayacak gibi görünüyor. Senenin devamında pekala potansiyelin olduğunu ilk değerlendirmede endeks için ifade etmiştiniz. Burada hangi sektörlerle o potansiyel canlı kalacaktır? Senenin ikinci yarısında özellikle seçim sonrasında endeksteki yeni senaryolar ne olacak? Öncelikle şunu söyleyeyim yani 2022'deki gibi ne aldıysak gidiyor mottosunun ben bu sene olacağını düşünmüyorum. Diğer taraftan böyle beklentilere baktığımız zaman kur tarafında bir yukarı yönlü seyir bekleniyor. O yüzden burada ihracatı yüksek, satışları dövize endeksli ve kurdaki yükselişi satışlarına yansıtabilen şirketlerin özellikle 2023 yılı içerisinde ön plana çıkmasını bekliyoruz. Ulaştırma şirketlerindeki potansiyelin devam ettiğini düşünüyoruz. Çünkü her ne kadar yaz turizmi çok iyi geçmiş olsa da kış turizminde şu anki gelen yolcu trafik sayılarına baktığımız zaman olumlu seyrini sürdürmeye devam ediyor. Diğer taraftan 2023 yılında telekomünikasyon sektörünün ön plana çıkmasını bekliyoruz ki Nisan ayı içerisinde bu hafta başına kadar telekomünikasyon sektörü yaklaşık %15'e yakın bir getiri kazandırmıştı. Geçen sene baskılanan bir sektörden bahsediyoruz. Çünkü burada tarifelerin enflasyon karşısında yetersiz kalması ve
kur tarafındaki sert yukarı yönlü seyir bu şirketlerin yatırımları da döviz bazlı olduğundan kaynaklı olarak bu sektörü baskılamıştı. Telekomünikasyon sektörü açısından bu sene yüksek enflasyonun tarifelere yansıtılmasından dolayı ve bir yıllık tarifler halinde bu sözleşmelerin yapılmasından dolayı karlılıkları tarafında bir artış beklentimiz mevcut. Diğer taraftan da kur tarafındaki stabilizasyon neticesinde bu şirketlerin en azından karlılıklarının daha az baskılanacağı görüşümüz hakim. Otomotiv sektörü, yani hem bu çeyrekte hem de bu yıl ön plana çıkmasını beklediğimiz sektör gruplarının başında otomotiv sektörü geliyor. Güçlü satışlar ve talebin öne çekilmesi açıkçası otomotiv sektörünü olumlu kılan nitelikler arasında yer alıyor diyebilirim. Anlık konjektürden olumlu etkilenebilecek sektör gruplarını biraz daha ayrıştırmamız gerektiğini söylesem yanlış olmayacaktır. O yüzden hisse bazlı ve sektör bazlı hareketler bu seneye değerlemeler açısından damgasını vuracak gibi gözüküyor. Yarın yarım işlem günü olacak. O yüzden artık yavaş yavaş haftayı da tamamlıyoruz. Altın peki bu hafta nasıl bir seyir içerisindeydi? Ons altın yeniden 2000 dolar seviyesinin altını test ediyor. 1970 dolarlara geldi. Buralar alım için fırsat mıdır? Şöyle söyleyeyim, yani potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz ons altın fiyatlamalarının. Çünkü artık sıkı para politikası yerine global merkez bankalarından biraz daha parasal genişlemeye geçilebileceğinin hem bize sinyallerini veriyor hem de burada bankacılık krizinin aslında tamamen ayyuka çıktığı ve geçtiğimiz hafta her ne kadar Fed Başkanı Powell faiz artırımında bu konuyu dile getirmeyip faiz artırımlarına devam etmiş olsa da Fed tutanakları Fed Başkanı Powell'ın söylemlerinin biraz daha tersini bize söyledi ve resesyon endişeleri dile getirildi. Diğer taraftan Mayıs ayından sonra belki de Fed tarafında bir faiz artırımı olmayacak ve parasal genişleme tarafına geçilecek. Anlık konjektür en azından bize şu an için bunun sinyallerini veriyor. Ve bir güvercin tutuma geçme ihtimali ve parasal genişlemeye dair yapılabilecek hamlelerle birlikte ons altın fiyatlamalarının yukarı yönlü seyrini sürdüreceğini açıkçası düşünüyoruz. Ve 2000 seviyesi şu an için burada psikolojik direnç seviyesi. 2000 seviyesinin üstünde kalması için biraz önce de belirttiğim gibi bu parasal genişleme ile alakalı yapılacak açıklamalar açıkçası önem teşkil edecek. Dolar endeksine baktığımız zaman 0.50 oranında yükselişte ve 102 seviyesini tekrar geçti. Çünkü Fed'in verdiği mesajlarda, kısa vadeli olan mesajlarda sıkı politikaya devam edilebileceğine dair sinyaller var. Çünkü enflasyonun kontrol altında hala alınamadı görüşü hakim. O yüzden buradan gelecek açıklamalar altın tarafında yön arayışını belirleyecektir. Yani Fed mesajları sonrasında gerileyen altın fiyatlamaları daha öncesinde tutanaklar sonrasında yükselmişti. O yüzden burada Fed'in enflasyonu mu birinci sıraya yerleştireceği yoksa büyüme odaklı strateji çerçevesinde faiz indirimlerine ya da parasal genişlemeye gidilebileceğine dair sinyalleri vereceği aslında ons altın fiyatlamalarındaki yönü belirleyecektir. Info Yatırım Stratejisi Çağlar Toros, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Efendim bizler de yatırım dünyasıyla devam ediyoruz. Platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Hafta ortasında Avrupa borsalarına baktığımızda karışık seyirler var. Londra borsası 7894 puan seviyesinde an itibariyle. Bu cephede enflasyon geldi. Yeniden 10.1 seviyesinde gelmesi İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri hangi dozda arttıracağına yönelik soruları da beraberinde getiriyor. Dün esasen Avrupa borsaları yemyeşildi. DAX endeksinde yarım puan üzerinde yükseliş vardı. Londra, Paris ve Madrid'de yarım puana yakın yükseliş kaydetmişti ama bugün hafta ortasında karışık seyrin olduğunu görüyoruz. DAX'ta bu arada 15.900 puan seviyesinin altına gerileme olduğunu ifade edelim. %0.16 düşüyor. Paris borsasına baktığımızda 7.534 puan seviyesinde. Madrid borsasında da %0.16'lık bir yükseliş var. Son gördüğü seviye 9.436. Bu arada ECB baş ekonomisti Philip Lane'in açıklamaları vardı. Ben önümüzdeki toplantıda oyumu faiz artışı yönünde kullanacağım dedi. Bu başlık eşliğinde Avrupa'da karışık seyirler var.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz artık 15 oldu. Bu saat diliminde paraya yön veren gelişmelere bakacağız ve elbette değerlendirme alacağız. Önce bu saat diliminde küresel piyasalarda görünümler nasıl bakalım. Amerikan vadelilere baktığımızda aşağı yönlü bir hareket var. S&P 500 endeksi 4135 puan seviyesinde işlemlere devam ediyor. %0.48 düşüyor S&P 500 endeksi. Dün S&P'de yatay pozitif bir görünüm vardı. Günü %0.09'luk yükselişle tamamladı. 4154 kapanış rakamıydı. Bugün vadeli tarafta düşüş var. Nasdaq'a baktığımızda 13.000'in üzerinde kalmaya çalışıyor Nasdaq endeksi. Dow Jones endeksinde 33.882 puan seviyesini görüyoruz. Avrupa'ya baktığımızda dün ağırlıklı olarak yemyeşildi. Bugün DAX endeksinde geri çekilme var. Paris borsası yatay. Madrid borsasında 9.442 puan seviyesini görüyoruz ve Londra borsası da zaman zaman negatif, zaman zaman pozitif bir görünüm sergiliyor. Bugün İngiltere cephesinde ayrıca enflasyon verisini takip ettik. %10.1 seviyesinde gerçekleşti ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon acaba İngiltere Merkez Bankası'ndan daha sert faiz artışları gelecek mi beklentisini de beraberinde getirdi. Asya cephesine baktığımızda hafta ortasında Çin'in Şangay Endeksinde geri çekilme vardı. Satışlar Japonya, Hong Kong ve Hindistan borsalarına da sirayet etti. Sadece Güney Kore borsasında yatay pozitif bir görünüm vardı. Bugün Asya piyasaları adına. Amerika piyasalarına baktığımızda tekrar geri çekilmeler sürüyor. Öte yandan bilanço sezonundayız. Amerika'da açıklanacak bilançolar var. Tesla'ya yönelik beklentileri görüyoruz. Bugün piyasa kapanışının ardından 2023 birinci çeyrek finansallarını açıklayacak. Beklentiye baktığımızda yıllık bazda %26'lık bir artış öngörülüyor ve 23.36 milyar dolarlık hasılat açıklaması bekleniyor Tesla cephesinde. Netflix yine dün seans kapandıktan sonra finansallarını açıkladı. Burada beklenti şirketin 8.18 milyar dolar gelir üzerinden 2.86 dolar hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket 8.16 milyar dolar gelir üzerinden 2.88 dolar hisse başına kar bildirdi. Beklentinin bir tık üzerine çıktı hisse başına karda ama burada gelir üzerine baktığımızda orada da bir miktar aşağısında geldi beklentinin. Bu arada net karsa %2.32'lik negatif sapmayla 1.31 milyar dolar olarak açıklanmış durumda. Bazı şirketler de yine bilançolarını açıkladı. Onlara baktığımızda Goldman Sachs öne çıkıyor ve Bank of America'da yine finansallarını Amerika cephesinde açıklayan bir diğer şirketti. ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs ve Bank of America bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı. Goldman Sachs'ın yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18 azalarak 3.2 milyar dolara geriledi. Bankanın 2022'nin aynı dönemindeki net karı 3.9 milyar dolar olmuştu. Kurumun hisse başına karı 2022'nin ilk çeyreğinde 10.8 dolar olarak kaydedilirken 2023'ün aynı döneminde 8.8 dolara düştü. Goldman Sachs'ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre %5 azalışla 12.2 milyar dolara indi. Şirket 2022'nin ilk çeyreğinde 12.9 milyar dolar gelir elde etmişti. Bank of America'nın yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15 artarak 8.2 milyar dolara çıktı. Banka 2022'nin ilk çeyreğinde 7.1 milyar dolarlık net kar açıklamıştı. Kurumun hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 94 sente yükseldi. Bankanın hisse başına karı 2022'nin aynı döneminde 80 sent seviyesindeydi. Bank of America'nın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 artarak 26.3 milyar dolara çıktı. Banka 2022'nin aynı döneminde 23.2 milyar dolar gelir elde etmişti. İşte Amerika'daki şirketlerin karlılıkları bu şekilde. Bu arada Citigroup küresel ekonomi için büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Özellikle Euro bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarafından gelen güçlü büyüme göstergeleri 2023 için büyüme beklentisini Citigroup'ta %2.2'den 2.3'e çıkarmasına sebebiyet verdi. Önümüzdeki sene ise %2.5'luk bir büyüme beklentisi vardı. Bunu da %2.1'e çekti.
Dönelim yurt içine. Borsa İstanbul'a baktığımızda hafta ortasında zayıf görünümler var. 5007 son görülen seviye. Gün içerisinde 4977 puan seviyesine kadar geri çekildi. Yukarıda da 5020 puan seviyesini gördük. Dar bant aralığı var. Hafta başından itibaren hacimsiz geri çekilmeler endeks tarafında görüyoruz. Bugün ayın 19'u Arçelik seans kapandıktan sonra finansallarını açıklayacak. Bankalar da ayın 26'sından itibaren finansallarını açıklamaya başlayacak. Akbank 26 Nisan'da birinci çeyreğe yönelik bilançosunu açıklarken ayın 27'sinde de Garanti Bankası ilk çeyreğe yönelik finansallarını açıklamış olacak. Hazır bankalar demişken bir bankacılık endeksine bakalım. Bugün bankacılık endeksinde de aşağı yönlü bir hareket var. Son gördüğü seviye 4502, %0.96 geri çekiliyor. Burada da 4546 sabah saatlerinde yukarıda test edilmişti ama burada kalıcılık sağlanamadı. 4481'e kadar bir geri çekilme yaşandı. Şu an bu seviyenin biraz üzerinde ama satışlar bankacılık endeksinde de devam ediyor. Peki sanayi endeksinde son durum nasıl? Bu hacimsiz günlerde sanayi endeksinde yatay görünümler var şu an için. 8070 puan seviyesine kadar geri çekildikten sonra bir tepki verdi. Yukarıda 8144 puan seviyesi görüldü. Şu an bu seviyenin aşağısında ama %0.15 yukarıda sanayi endeksi. En çok artan hisseler. Bakalım BIST 100'de bu saat diliminde en çok artan hisselerde hangi hisseler var? İpek Enerji ilk sırada. 33 lira 24 kuruştan işlemler sürüyor. Tümason Motor %4.26 yükseliyor. Alfa Solar Enerji %3.67 primli. Erbosan ve Koray GYO sıralamayı oluşturuyor. Bir de azalanlara bakalım. BIST 100'de en çok azalan şirketler. İlk sırada Fenerbahçe var. Onu Oyak Çimento, Selçuk Eczadepo ve Karsan Otomotiv takip ediyor. Bera Holding'de de %2.15'lik bir geri çekilme var. 11 lira 82 kuruştan burada işlemler sürüyor. Karsan Otomotiv geçtiğimiz hafta finansallarını açıklamıştı. Bugün %2.26 düşüyor. Yatırım haberlerini de görmüştük ve 9 TL'nin üzerine test etmişti yakın dönemde. Bugünkü hareketlerle birlikte 8 lira 66 kuruşa kadar geri çekilmesi var. Endeksteki bu görünümler ne anlatıyor? Kısa ve orta vadede beklentiler neler? Info Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Acar değerlendirdi. İzleyelim. Son döneme baktığımız zaman aslında bantlar ciddi anlamda daraldığını, hareket marjının ciddi anlamda daraldığını görüyoruz. Daha çok yukarı gitmek isteyenden ziyade bir şekilde borsayı bir belirli seviyelerde tutma gayretinin olduğu görülüyor aslında. Yukarı hareketlerin sert, aşağı hareketlerin yavaş yavaş olduğu, yani piyasanın tutulmaya çalışıldığını hissediyoruz açıkçası. Ama bu da biraz daha anketlerin netleşmesiyle birlikte, seçim sonuçlarına ilişkin beklentilerin netleşmesiyle birlikte biraz daha agresifleşecektir diyebiliriz. Burada bayramın etkisini görüyoruz. Son 4 gününe baktığımız zaman 4 günü de düşük seviyelerden kapattık. Ondan önceki hafta sert tek barla yukarı yaptığımız hareketi neredeyse 4 barla tamamen geri verdik diyebiliriz. Burada 5000 seviyesi her zaman söylediğimiz gibi psikolojik bir destek konumunda. Bunun altına sarkması durumunda belki bir miktar daha satışları, panik satışların arttığını görebiliriz. Bu da bizi yeniden maksimum en azından 1-2 hafta içinde 4800-4700 bandına yeniden getirebilir. Ama 5000 üzerinde kaldığımız sürece de desteklenmeye devam edecektir diyebiliriz. Burada dikkat çekici olan, yani yükselişlerin genelde uzun barla gelmesinin sebebi piyasa yapıcılar tarafından çok fazla alım gelmemesi. Sert hareket yapıldığında en azından yukarı yönlü biraz daha destek bulabiliyor. Ama tutulmaya çalıştıkça piyasa, belirli bir seviyede tutulmaya çalıştıkça son günlerde de görüyoruz, aşağı baskının giderek arttığını görüyoruz. Yani yukarı alım gelmiyorsa gidemeyen borsa düşer mantığıyla hareketlerin geldiğini görebiliyoruz. Burada da az önce de belirttim. Yukarıda 5140 ve 5200'ler önemseyeceğimiz direnç seviyeleri. Aşağıda ise 5000, 4940 ve özellikle 4890
kısa vadede dikkat etmemiz gereken destekler diyebilirim. Seçim sonucuna dair çok net anket sonuçları gelmediği sürece çok sert yukarı bir hareket olabileceği kanaatinde değilim. En fazla gidebileceğimiz noktalar yine 5200 ara direnci, sonrasında da 5340'lı seviyeler olur ki zaten teknik açıdan da baktığımızda sürekli tepelerin alçaldığını görüyoruz. Yani zirve noktasına yaklaştığımız zaman satışlar geliyor. Bir önceki tepeyi de geçemiyoruz ve satışlarla karşılaşıyoruz. Bu da zaten alçalan trendi destekleyen bir görünüm. Aşağı yukarı yine alçalan trend direncinden döndük biz aşağıda. Burada da özellikle yine belirttiğim gibi 5200-5340'lı seviyeler takip edilip seçim sonucuna ilişkin herhangi bir netleşme yoksa burada kar satışı olarak kullanılabilir. Sürekli programlarımızda da bahsediyoruz. En azından elinizde tutmak istiyorsanız bile buradaki hareketten, testere hareketinden faydalanmak için elinizdeki hisse senedi 100 birimse 50 birimini bu dirençlerde trade etme amaçlı realize edip geri çekilmelerde de yerine koyma amaçlı hareket edilebilir diye söyleyebilirim. Bu arada tüketici güven endeksi açıklandı. Nisan'da %9.2'lik bir artış var. Böylece 87.5 seviyesine geldi. Tüketici güven endeksi Nisan'da son 56 ayın zirvesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı verilerine göre tüketici güven endeksi %9.2 artışla 80.1 seviyesinden 87.5 seviyesine yükseldi. Bu rakam 2018 Ağustos ayında yakalanan 88.7 seviyesinden bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti. Mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi %4.6 artışla 69.1'e çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumu beklenti endeksi ise %12.8 artışla 89.8'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi %14.7 artarak 95.2'ye çıkarken dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de %4.5 artışla 96.1'e yükseldi. Uğur Aydın'dayız. Piyasayı, Borsa İstanbul'u konuşacağız. Merhaba. Merhaba. Bilanço sezonu başlıyor tam anlamıyla. Evet. Erçeliğin finansalları gelecek. Bu arada hacimsiz düşen bir endeks görüyoruz. 5000'in altında mı bir kapanış yapacak ya da bayram tatilinde 5000'in altına mı gireceğiz? Bunu da takip edeceğiz. Nasıl günleri geçiriyor endeks? Niye bu kadar hacimsiz, niye bu kadar tepkisiz? Şimdi aslında bayram haftası olduğu için bu hafta gördüğümüz hareketler çok normal aslında. Hep olan senaryodur bu. Tatil öncesi, yurt dışında da böyledir. Mesela geçtiğimiz haftalarda Paskalya tatili öncesi yurt dışında da hacimler düşüktü. Bizde de şu an yarın Arife zaten, yarım gün, cuma tatil. Hepsi bir arada, piyasa risk almak istemiyor şu anda. Tatil öncesi birazdan nakite dönme modu var piyasamızda. Ama bu bizde sadece bu hafta yaşanan değil aslında. Son 2-3 aydır borsada hacimlerin düştüğünü, piyasamızın yatay bir bant aralığında gittiğini görüyoruz. Bunu grafikten de şu an teyit etmek mümkün. Genelde hep işte fiyatları konuşuyoruz. Bugün buraya hacmi de getirdim. 2021 yıl sonundan itibaren grafik bize hem borsamızdaki gidişatı hem de işlem hacimlerimizdeki gidişatı gösteriyor. Hacim rekorunu geçen yıl Aralık ayında kırmıştık. 160 milyara kadar çıkmıştı işlem hacmimiz. Piyasamızda 3048'den 5704'e 2 aylık bir rally yapmıştı. Aralıksız bir rallydi gerçekten. Genelde endeks içerisinde de işte yükselen düşen sayılarında işte 80-20, 90-10 gibi rakamlar görüyorduk. Yani pazartesi açılıştan itibaren herhangi bir hisseyi alsanız zaten kazanma olasılığınızın %80-90 olduğu bir dönemde, geçen yılın Ekim-Aralık dönemi. Hacimler de çok yüksekti o zaman. Alım-satım iştahı çok hareketliydi piyasamızda. Şimdi yılbaşından beri hacimler düşüyor ve piyasamız yatay bir aralığa oturdu. Aşağıda 4480, yukarıda tarihi zirve 5704 ve hacimler de 150 milyardan başladı. 30 milyara kadar geldi. Dün en son 48 milyarı gördük. Şu an son bir ayın hacim ortalaması 53 milyar TL. Çok çok düşük rakamlar. Biz ne zaman ki işlem hacminin aylık ortalamanın üzerinde kalıcılık sağladığını görürsek ve hacimler her geçen gün biraz daha üzerine koyarak giderse, o zaman gerçekten
yeni bir tarihi zirve potansiyelinden bahsedebileceğiz. Yani 5704'ün aşılabilme potansiyelinden, ama şu an böyle bir potansiyel yok. Seçime kadar zaten olma olasılığı çok düşük. Seçim sonrasında mı saklayacak peki endeks bunu? Muhtemelen sarkar. Zaten seçime kadar olasılık çok düşük. Seçimden sonra bir hareketlilik olabilir ama. Çünkü yabancı tarafta da eğer tabii seçimin sonucuna bağlı olarak ciddi bir pozisyonlanma da görebiliriz. Yüksek alım yapan fonlar buraya tekrar geliş yaparsa o zaman hacmi de artıracaklar ve endeksi de muhtemelen yeni zirvelere götürebilecek potansiyelleri olabilir. Ama şimdilik alternatif yatırım araçları biraz daha ön planda piyasa açısından. İşte hep KKM rekor para girişini görüyoruz. En son yayınımızda faizleri konuştuk. Mevduat faizleri yükseliyor. Altın hareketli. Gram altın Mart ayının başından beri yeni zirveler görüyor. Şu an alternatif yatırım araçları biraz daha cazip piyasamız açısından. Ama borsa biraz şu an uyku döneminde. Yatay bir piyasadayız. Ve yeni zirve potansiyeli çok düşük en azından seçime kadar. Ama seçimden sonra oluşacak iklimle beraber şayet hacimler de bunu teyit ederse biz tekrardan 5704'ü aşan, belki 6000 üzerine atan bir endeks görebiliriz. Zaten bu grafikte de hacim ne zaman yükselişe geçse, yani şu kırmızı barlar, beyaz çizgi grafikte aylık ortalaması, ne zaman üzerine geçse ve kalıcı olsa endeksin yukarı gitmekte zorlanmadığını görüyoruz. Grafik de bunu, bize bunu gösteriyor. Ama 2,5-3 aydır işte aylık ortalamanın altında olan, her geçen hafta biraz daha düşen hacim grafikleri şu an bize piyasamızın zayıf olduğunun işaretini veriyor. Şüphesiz hisse bazlı hareketler olacak. Var da zaten. Konuşuyoruz da. Fakat topyekün piyasayı yukarıya çekecek bir şu an hikayemiz yok. Ve o yüzden yatay bir bantta sıkıştık. Yani yatay piyasada ne yapılır? Aşağıda piyasanın daha önce destek olarak çalıştığı seviyelere yakın alım denenebilir. Yukarıda daha önce döndüğü dirençlerde satış denenebilir. Şu an tam olarak öyle bir piyasadayız. Yani alıp tutmaktan ziyade kısa vade için konuşuyorum bunu. Desteklerden almaya çalışıp dirençlerde vermek en azından seçime kadar en mantıklı strateji gibi duruyor. 160 milyar liralardan bahsettin Aralık ayında. İşte Ekim Aralık'taki ciddi hacimlerden bahsettin. Şimdi de çok düşük bir hacimlere geldiğimizi vurguladın. Bu paranın hepsi elbette diğer yatırım araçlarına teveccüh var. Belki gram altına gidiyor, kur korumalı mevduata gidiyor ama ağırlıklı olarak özellikle yatırımcı seçim öncesi nakitte kalmayı mı tercih ediyor peki? Yani nakite dönüş eğilimi olmakla beraber bir kısımda mesela eldekini tutuyor ama yeni alım yapmıyor. Böyle de bir kesim var. Yani sonuçta hacmin düşmesi alım satım hareketliliğinin azaldığı anlamına geliyor. Yani biraz nakite dönme eğilimi, biraz da hani eldekini tutayım ama ilave alım yapmayayım, bekleyeyim. Hatta seçime kadar ben o parayı KKM'ye park edeyim, mevduata park edeyim. Hatta biraz gram altın alayım. Yani bu tarz bir eğilim olunca hisse piyasasında alım satım hareketliliği düşüyor. Alım satım hareketliliği düşünce de hacimlere bu ister istemez yansıyor. Yani hacmin yüksek olması piyasanın çok sıcak olduğunun işareti. Herkes işte ekstra alım yapmaya çalıştı. Satış iştahının zayıfladığı bir döneme işaret ediyor. Ama işte yılbaşından beri piyasamız biraz daha konsolidasyon sürecine girdi ve alternatifler ön plana çıkmaya başladı. Şu anda da hala işte döviz kurlarında ekstra hareketlilik beklentisinden dolayı KKM'ye çok yüksek girişler var. Keza mevduat faizleri işte %30'a dayanmış durumda. Yani gram altın buralar bile hala çok cazip olabilir. Her iki dolar TL yeni bir atak yaparsa şeklinde. Piyasa zaten rally yapmış bir piyasa gördüğü için şu an borsa tarafında alternatiflere yöneldi. Ama çok ucuz kalan hisseler var. Bunu hep de konuşuyoruz ama muhtemelen seçim sonrası piyasa burada bir pozisyonlanmak isteyecektir. Şu an hem yerli yatırımcı hem yabancı yatırımcı biraz daha bekleme modunda, temkinli modda. Sadece bilanço beklentisi iyi olan bazı şirketlerde hareketlilik görüyoruz. Mesela işte Akçansa muhtemelen çok iyi sonuçlar açıklayacak. Birkaç gündür hareketli. Mesela işte gıda perakendisini konuştuk. Orada iyi sonuçlar bekleniyor. Otomotivde iyi sonuçlar bekleniyor ki bunlar zaten 3 aydır borsanın üzerinde bir performans ortaya koydu. Ama piyasamızın toplamına baktığımızda yani endekse 100, borsamızdaki en değerli 100 şirketin performansına baktığımızda azalan hacimler
düşen risk iştahı biraz daha bekleme modu hakim diyebiliriz şu anda. Ama hani dediğin o topyekün işte nakite geçme eğilimi olsaydı şayet çok daha düşük seviyeler görürdük. Yani 4480'in üzerinde tutunuyoruz. Ekstra bir reaksiyon yok. Ekstra bir alım yok. Ekstra alım yok. Yani çok fazla nakite dönme eğilimi de yok. Yani çünkü piyasamızda gerçekten ciddi bir ucuzluk var hala aslında. İşte piyasa çarpanlarından konuşuyoruz burada da. O yüzden pek çok yatırımcı satmak istemiyor. Hala Türkiye'de en cazip yatırım araçlarının başında hisse senetleri geliyor. Ama eldekini tutup ekstra risk almak için de bazı belirsizliklerin ortadan kalkmasını bekliyor piyasa. Ki orada da en büyük belirsizlik seçim şu anda. Peki nasıl geçecek bu birinci çeyrek bilanço sezonu? Akçansa'ya temas ettin, gıda perakende dedin. Bugün seans kapandıktan sonra Arçelik'in finansallarının gelmesi bekleniyor. Ayın 26'sından itibaren bankalar finansallarını açıklayacak. 26'sı yanılmıyorsam Akbank, 27'sinde Garanti Bankası'nı göreceğiz. 10 Mayıs'ta da sonuçlanmış olacak bilanço sezonu. Bu süreci nasıl geçireceğiz? Yani muhtemelen çeyreksel bazda karlar daralacak. Mesela bankalardan başlayalım. Şimdi geçen yıl kredi mevduat faiz spredi çok lehineydi bankaların. Ama işte mevduat faizleri yukarı gitmeye başladı. Kredi faizleri baskılanıyor. Yatırımlar devam etsin diye. O aradaki spread kapanmaya başladığında yani mevduat faizi bankanın maliyeti, kredi faizi bankanın gelirini oluşturuyor. O aradaki spread daralmaya başladı. İşte 3 aya kadar vadeli mevduat %30'a dayanmış durumda. Artı TÜFE endeksli tahvillerin geliri düşecek ilk çeyrekte bankalar açısından. Çünkü enflasyonda malum bir dezenflasyon süreci yaşıyoruz. Hem TÜFE endeksli tahvillerin gelirinde düşüş hem kredi mevduat faiz spreadinin yavaş yavaş kapanmaya başlamasıyla beraber ilk çeyrekte muhtemelen geçen yılın son çeyreğine göre daha düşük karlar göreceğiz bankalarda. Ama hani yıllık bazda artmayı sürdürecektir. Tabii çeyreksel bazda düşeceği için yani son 12 aylık kar rakamları biraz gevşeyebilir. O yüzden işte şu an 1,5-2 FK'da gördüğümüz Akbank olsun, Yapı Kredi olsun, büyük özel bankaların çarpanları biraz daha normalize olmuş seviyelere gidebilir. Ama ona rağmen hala aslında bankaların pahalı olduğunu söylemek çok zor. Yani çeyreksel bazda kar yüksek olasılıkla daralacak. Ama ona rağmen 1,5-2 FK'larda fiyatlanan, piyasa değeri defter değeri 0,6-0,7'lerde olan çok düşük değerlenmiş bankalarımız da mevcut diyebiliriz. Yine finans dışı sektörler açısından da çeyreksel bazda karlar yavaşlamayı sürdürebilir. Çünkü talep koşullarında bir yavaşlama var. Hem özellikle içeride deprem süreci sonrasında talebin biraz yavaşlaması hem küresel özellikle ihracat pazarlarımızda talep koşullarının çok iyi gitmemesinden dolayı biraz ciro artışları yavaşlayacak gibi duruyor. Hatta enflasyonun altında kalabilir ve çeyreksel bazda karlar daralabilir. Ama elbette ayrışacak olanlar var. Orada da Akçansa demiştim, oradan başlayayım. Akçansa'nın muhtemelen finansalları iyi gelecek. Çünkü çimento sektörü enerji yoğun bir sektör. Ve enerji maliyetleri malum biraz gevşedi. Normal seviyelere gelmeye başladı. Ve enerjiyi çok yoğun kullanan çimento sektöründe şu an marjların toparlandığına ilişkin haberler geliyor. Ki orada da Akçansa biraz daha ön planda bir şirket olacak. Bir de özellikle Marmara bölgesinde çok yoğun faaliyetleri olan bir şirket. Kentsel dönüşüm çalışmaları da hızlanıyor. Hem satışlarındaki artış hem de enerji maliyetleri sebebiyle kar marjlarının normalize olmasıyla beraber Akçansa'dan iyi sonuçlar gelecek. Onun dışında otomotiv zaten hep konuşuyoruz. Genelde Tofaş ve Ford üzerinden konuşuyoruz ama otomotiv özelinde Türk Traktör ve Doğuş Otomotiv'de de muhtemelen iyi sonuçlar göreceğiz. İlk çeyreği oldukça iyi geçirdi otomotiv şirketleri satış adeti anlamında. Aynı zamanda kar marjları da toparlanmaya başladı. O yüzden otomotivde iyi sonuçlar bekleniyor. Bununla beraber Türk Hava Yolları ve havacılık sektörü iyi geçirdi yine ilk çeyreği. Yolcu sayıları ve doluluk oranları bunu teyit ediyor. Madencilik tarafında Kozal, yükselen altın fiyatlarından fayda sağlayan bir şirket. Muhtemelen Kozal altının da ilk çeyrekte altın kaynaklı olarak iyi sonuç açıklayacağını görebiliriz diyebiliriz. Ama bunun dışında bu akşam gelecek Arçelik'e de değinelim. Beyaz eşya sektörü açısından da ilk çeyrek aslında satış rakamlarında iyi geçti. Euro dolar paritesi de yukarı gidiyor. Bu da Arçelik açısından iyi. Az evvel bahsettiğim o finans dışı sektörlerde karın çeyreksel bazda daralacak olması Arçelik için geçerli olmayabilir. Yani biz en kötü ihtimalle
geçen yılın dördüncü çeyreğiyle eş değer bir net kar rakamı görebiliriz ama bence pozitif sürpriz de yapabilir. Çünkü paritenin yukarı gitmesi, euronun değer kazanması, ihracatçı Arçelik açısından iyi bir gelişme. Artı iç piyasa satışları ilk çeyrekte yükseldi. O yüzden piyasayı şaşırtabilecek sonuçlar da gelebilir Arçelik'ten. Yarın yarım gün olacak. Evet. Bakalım yarın da bayrama nasıl bir giriş sağlamış olacak endeks. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Efendim endeksi konuşmaya devam edeceğiz. Bu fiyatlamalar nereye evrilecek? Yükseliş başlayacak mı? Stratejist Yunus Kaya yorumladı. İzleyelim. Yabancı raporları son dönemde arttı. Neredeyse ondan 10'u geçti yabancı raporu. Bir ilgi var. Ne olacağına dair onlar da kendi senaryolarını üretiyorlar. Mantıklı bir şey. Elinde insan kaynağı var. Özellikle Türk kökenliler yabancı raporların yazanların arasında dikkat çekiyor. Senaryolar üretiyorlar. Senaryolara göre kendi yatırımcılarını da yönlendirecekler. Bu iyi bir unsur. Dikkatlerin yeniden Türk borsasına, Türk piyasasına dönmesi olumlu olarak algılıyorum. Senaryoların çoğunu beğenmesem tabii ki o da ayrı bir hikaye ama en azından dikkatler bu yöne çevrilmiş gözüküyor. Diğer taraftan seçim sonrasında ne olacağında borsa açısından şöyle ilginç bir şey var geçmişe baktığımızda. Borsa her zaman seçimden sonra yeni hikayeleri beğeniyor, fiyatlandırıyor. Dolayısıyla biz de ister iktidar devam etsin, ister iktidar değişsin, bir ona bakmadan piyasa aslında yeni hikayeler arayıp o hikayelerin fiyatlandırmasını yapacaktır diye düşünüyorum. Bu da genelde seçim rallisi dediğimiz yükseliş trendinde oluyor. Şu anda araç kurumların zaten Borsa İstanbul Yüz Endeksi için hedef fiyatları 6300-6400 aralığına kadar yükseliyor. Bu da bize temelde olan bu fiyatlandırmanın bir hikayenin beraberinde gelmesiyle realize olabileceğini bize gösteriyor. Ne zaman başlar, ne zaman sona erer bilemiyorum ama seçimden sonra bir rally açıkçası beklenebilir diye düşünüyorum. Dinamomuz bankacılık endeksi olması lazım. O yüzden bankacılık sektörünün burada katkılı olması lazım. Bu kar azalışının tersine döneceğine yatırımcıyı ikna etmesi lazım. Diğer taraftan borsanın amiral gemisi olan BIST 30 hisselerimiz var. Bunlar içerisinde sanayinin öncü şirketleri Tüpraş, Şişecam, Ereğli başta geliyor. Diğer taraftan büyüme potansiyeli olup endekste önemli pay almaya başlayan şirketler var. Bu önemli şirketlerin katkılarını görmemiz gerekiyor ki bu şirketlere de dikkat ettiğimiz zaman nakit akışları güçlü, finansman yükleri düşük. Ve piyasadaki canlılığı fiyatlandırmalarına rahat yansıtan şirketler olduğunu görüyoruz. Bunların katkısının endeksi de sürüklediğini daha önce gördük. Örnek vermek gerekirse mesela pandemi sürecinde BİM endeksteki ağırlığını %10'a kadar yükseltmişti. Sonra geriledi. Ereğli bu sefer 2021 yılında canlanma döneminde %10'a kadar yükseltti BIST 100 endeksinde ağırlığını. Bu süreçte bu hisseler %300'ler civarında, 400'ler civarında değer kazanmışlardı ki endeks içindeki ağırlıklarını da bu sayede yukarı çekiyorlardı. Sonrasında artık son 4-5 aydır bu sefer Türk Hava Yolları ciddi yükselişle beraber, hizmet sektörü ve ulaştırmanın katkısıyla beraber BIST 100 endeksi içerisindeki ağırlığını yükseltti. Dönem dönem işte bu değişimlerle şirketlerin endeksi de yukarı çektiklerini beraberinde gözlemliyoruz. O yüzden Türkiye'nin önemli şirketleri prim yaparsa zaten BIST 100 endeksi ciddi ölçüde yükselişini sürdürecektir. Efendim Türkiye kendi gazını üretiyor, kendi enerjisine ulaşıyor. Tarihi anları yarın yaşayacağız ve bu süreci konuşacağız. Kendi gazımızı üretmemiz bize ne kazandıracak? Bu başlıkları konuşacağız. Nükleer reaktör mühendisi Profesör Doktor Gül Göktepe ile birlikte. Sayın Göktepe hoş geldiniz yayına. Hoş buldum. Ben bir nükleer reaktör mühendisiyim ama akademisyen değilim. Profesörlüğüm yok dolayısıyla. Kusurumuza bakmayın evet. Sayın Göktepe. Düzeltelim onu. İlk etap Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanıyım. Teşekkür Öyle mi? Ederim. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. İlk etapta isterseniz bu süreci konuşalım. Karadeniz'de gazın karaya ulaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Uzun ve hummalı bir süreçti. Bunu nasıl okumak gerekir?
Bu gerçekten ben de büyük heyecan duyuyorum. Çünkü hayatımın büyük bir bölümü hem kamuda çalışırken atom enerjisinde hem de gönüllü çevrecilik aktivitelerimin yoğun olduğu dönemlerde Karadeniz'le yoğun bir uğraşım olmuştur. Karadeniz hem Türkiye için hem dünya için son derece önemli bir alandır. Tarih boyunca Karadeniz hem doğal zenginliği hem de uluslararası su yolu oluşu dolayısıyla stratejik önem sahibi olmuştur. Ancak 80'li yıllardan sonra dünyada enerji sektörü biliyorsunuz gittikçe büyüyen bir sektör ve gittikçe hayati önem kazanan bir sektör olması dolayısıyla Karadeniz'de de uluslararası çok yoğun faaliyetlere sahne olduğunu görüyoruz. Bunlar siyasi, ekonomik, kültürel, ticari, balıkçılık, ekosistem, çevre, deniz taşımacılığı, ekoturizm derken doğal gaz ve petrol taşımacılığı dolayısıyla da son derece stratejik bir alan haline geldi ve Türkiye'nin de burada önemli rolü gittikçe arttı. Neden dersek Karadeniz'e kıyısı olan 6 ülke var. Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Gürcistan. Türkiye en uzun kıyıya sahip ancak Karadeniz Havzası dünyada çok önemli bir jeopolitik yapıya sahip, çok önemli bir paylaşım. 17'den fazla ülke bu havzada bulunuyor. Nehirler kanalıyla gelen akışları da düşünürsek. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir su yolu, Hazar Denizi'ni dünyaya bağlayan bir iletim hattı. Türkiye'nin de hem en uzun kıyıya sahip oluşu hem de Montreux Anlaşması dolayısıyla Karadeniz'i kontrol altına alan tek ülke olması dolayısıyla rolü gittikçe artıyor. Şimdi son yıllarda enerji güvenliği tüm dünyada fevkalade öne çıktı biliyoruz. Şimdi Karadeniz Türkiye için hep önemliydi, önemli olmaya da devam edecek. Ancak bu sadece bir iletim hattı, bir ticari yol olmanın ötesinde Karadeniz'den bir doğal gazı Türkiye'nin çıkartması 2000 metre derinlikten ve bildiğim kadarıyla gördüğüm rakamlarla günde 10 milyon metreküp doğal gazın Türk topraklarına pompalanması gerçekten hakikaten büyük heyecan veriyor bana. Karadeniz hakikaten dünyanın en büyük bir hidrokarbon denizi. Karadeniz'in bu alanda zengin olduğunu hep biliyorduk ama hidrokarbon alanının zengin olması önemli değil. Bunun çıkarılabilmesi, ekonomik bir şekilde çıkarılabilmesi ve güvenli bir şekilde ihtiyaç alanlarına ulaştırılması çok önemliydi. Bu başarıldı. 2000 metre derinden sanırım 165 kilometre uzunluktaki borularla pompalanacak. Bugün açılışı yapılacak. Gerçekten Türkiye için çok çok önemli bir gelişme. Enerji sektörü Türkiye için zaten dünya için önemli. Çünkü bana göre modern yaşamın sağlıklı ve güvenli toplumlar oluşturmanın temel öğesi, temel taşı enerjidir. Güvenilir enerji kaynaklarına sahip olabilme ve bunları kullanabilme. Çünkü bu hem günlük hayatımızda hem ticarette, sanayi kuruluşlarında, ulaşımda, her alanda, sağlık sektöründe, eğitimde enerji olmadan modern yaşam mümkün değil. Türkiye'de maalesef enerji kaynakları açısından zengin bir ülke değil. Hepimizin bildiği gibi enerji bağımlısı bir ülkeyiz. %99'dan fazla doğal gaz kaynakları yurt dışından ithal ediliyor. Başta Rusya, İran ve Azerbaycan olmak üzere. Petrolde de dünyaya bağımlıyız diğer ülkelere %98 oranlarında. Kömür açısından %50 bağımlılığımız var. Allah'tan kömürümüzün büyük bir kısmı yerli olarak çıkarılıyor kendi öz kaynaklarımızdan. Genelde bu birincil enerji üretimini göz önüne aldığımızda %70 dış kaynaklara bağımlı bir ülkeyiz. Kendi doğal gazımızı üretmekle bu bağımlılık ne kadar oranda azaltılırsa Türkiye'nin ekonomisine o kadar büyük girdi sağlayacaktır. Bu gerçekten bence çok önemli bir gelişme. Şu anda 700 küsür milyar metreküp olarak rezerv tahmini yapılıyor.
Eminim bu rezerv miktarı kapasitesi bence daha da artacak yeni kuyuların bulunmasıyla. Ama şu anda bile günde 10 milyon metreküp doğalgazın çıkartılması ve Türkiye'nin alanından çıkartılıp kendi ülkemize taşınması gerçekten çok büyük, tarihi ve heyecan verici bir gelişme. 10 milyon metreküp dediniz, yanılmıyorsam 40 milyon metreküp günlük üretim sağlandığı takdirde tüm konutların ihtiyaçları da karşılanmış olacak. Bu belki de ilk etapta gerçekleşmesi zor bir olay olabilir ama orta vadede Türkiye buna ulaşabilecek mi sizce? Bence bu tamamen ekonomik fizibilite çalışmalarına bağlı. Çünkü bir kaynağın olması, mevcut olması, potansiyel olması değil, onun ekonomik olarak çıkarılabilmesi ve taşınabilmesi, güvenli bir şekilde taşınabilmesi önemli. Örneğin bence Doğu Anadolu'da da zengin petrol kaynakları vardır muhakkak derinlerde ama jeolojik yapı belki müsait değil, ekonomik olarak çıkarılabilmiyor. Türkiye'de mesela uranyum kaynaklarından, toryum kaynaklarından söz ediliyor ama ekonomik olarak çıkarılabilip ekonomik olarak kullanılması mümkün mü? Bunlar olduğu gibi ince hesaplara dayanı. Eminim ileriki yıllarda mümkün olacaktır. Neden mümkün olmasın? Çünkü enerjiye yapılan bir yatırım doğrudan doğruya ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. Bence bu kadar zengin bir hidrokarbon denizi, dünyanın en büyük hidrokarbon denizi ki 100 metrenin altında, 70 metrenin altında, orta sahalarda, kıyılarda 150 metrenin altında oksijen olmadığı için hayat yok. Dolayısıyla hidrokarbon oluşumu ve değişimiyle zengin doğalgaz yataklarının olduğuna ben çok eskiden, çocukluğumdan beri inancımı sürdürüyorum. Ve nihayet bunun çıkarıldığını görmek nasip oldu. Bundan sonrası da eminim yoğun çalışmalar yapılacaktır. Çünkü enerji demek, zenginlik demek. Enerji ithalini azaltmak demek, ülke ekonomisine büyük katkı demek, dış borçlarının azaltılması demek. Bu konuya büyük önem verileceğine ben eminim. Şu anda rezerv tahminleri konusunda söyleyecek fazla bir şeyim yok. Çünkü bu tamamen jeolog, jeofizikçi uzmanların, Türkiye'deki ilgili kurumların çalışmalarına bağlı. Eminim yakında bilimsel raporlarını bekliyoruz. Bunlardan ben ümitli sonuçlar alınacağını bekliyorum açıkçası. Enerji demek güç demek dediniz. Bütçeye de milyarlarca lira katkı sağlayacak değil mi? Bizim kendi enerjimizi temin etmemiz. Baksanıza bütçemizin çok büyük miktarı bu ithal enerji kaynaklarına gidiyor. Doğal gaz kullanıyoruz ülkemizde. Bunun %99'unu başka ülkelerden ithal ediyoruz. Yani milli kaynaklarımız Rusya'ya, İran'a ve Azerbaycan'a gidiyor. Petrolün %90 küsurunu, %95'ini ithal ediyoruz. Kömürün %50'sini ithal ediyoruz. Bunlar yani enerji maliyetleri o kadar yükseldi ki öz kaynaklarımız, milli gayri safi milli hasılamızın çoğunluğu bu ithal kaynaklara gidiyor. Kendi öz kaynaklarımızdan ne kadar fazla enerji üretirsek ülkemizin ekonomisi o kadar sağlıklı gelişebilir. Son zamanlarda bildiğiniz gibi yenilenebilir enerjiden üretim arttı. Güneş, rüzgar, jeotermal, bir nükleer santral yapılıyor. Yıllarca nükleer santralın gereğini savunduk. Kendi hidro kaynaklarımız var, kendi kömür kaynaklarımız var. Fakat doğal gaz ve petrol bağımlılığını azaltmak da bir o kadar önemli. Bence bunun da yüzdesi çok önemli. Doğal gaz ısıtmada olduğu kadar elektrik üretiminde de önemli. Ülkemizin elektrik enerjisi üretim tablosuna baktığımız zaman da bunu daha çok %34 küsürünü kömürden sağlıyoruz. %20 kadarını doğal gazdan, %20 kadarını hidrosantrallardan, sonra güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları da geliyor. Ben tabii hemen gene kendi alanıma nükleer sektöre döneceğim. Keşke bunun elektrik enerjimizin %20'sini nükleer santrallardan üretebilsek. O zaman gerçekten baz yük temin ederek yani enerji güvenliğimizi sağlamış oluruz.
Enerji her alanda lazım. Sanayinin gelişmesi için, ticaret için, tarım için, eğitim için, sağlık için. Aynı zamanda dış politikada da size güç veren bir faktördür. Enerji güvenliği olan ülkeler daha güçlü dış politikada söz sahibi olurlar. Bu hem de askeri güç açısından da önemlidir. Yani Sayın enerji kesintisi, enerji güvenliği yoksa ülkenin güvenliği bir yerde riske girer. Yani. Nükleer güce biraz daha temas edelim mi? Ayın 27'sinde çünkü Putin'in de gelmesi bekleniyor. Akkuyu nükleer güç santraline 27 Nisan'da yakıt geleceği duyuruluyor. Bunu biraz açacak olursak, bunun önemini anlatacak olursak neler söylersiniz? Nükleer santraller şu anda dünyanın çevre açısından en önemli gündem maddesi olan iklim değişikliği konusu da göz ardı edilmeden bakacak olursak meseleye, sera gazları vermeden sürekli ve güvenilir, kesintisiz enerji üreten bir seçenek. Tabii ki nükleer santrallerin bu anlamda dünyada önemi, hem de arz güvenliğinden söz ediyoruz. Biliyorsunuz Rusya'nın doğalgazı kesmesiyle Avrupa'da bayağı bir enerji krizi oluştu. Çünkü enerjiye sahip olmak şöyle, her ülkenin belli kaynakları yok ama enerji güvenliği demek enerjinin böyle ham maddenin kaynağın çıkarıldığı yerden kullanılacağı yere güvenli ve istikrarlı bir şekilde taşınması demek. Ve bu dünyada petrol krizlerinden sonra tekrar bu Rusya-Ukrayna savaşı sonucunda enerji güvenliği meselesinin gerçekten ne kadar stratejik önemi olduğu da ortaya çıktı. Nükleer santraller bu anlamda sürekli ve güvenli enerji sağlamakta enerji stratejilerinin bir ülkenin kendi stratejilerine entegrasyonu açısından çok önemli. Ancak tabii ki bir tek nükleer santral her şeyi çözüm sağlayacak anlamında değil. Ki bu santral Rusya tarafından yapılıyor, dediğiniz gibi yerli ve milli bir santral değil. Rusya inşa ediyor. Rus tasarımı bir reaktör. Güvenliği açısından hiçbir endişemiz yok. 3 artı dediğimiz son derece geliştirilmiş güvenli bir sistem. 4 üniteyle yaklaşık 4800 megawatt elektrik bir enerji üretilecek. Bu da bunu Rus şirketleri işletecek ve Türkiye'ye elektrik evet. satacak. Yani bizim ülkemizde olan bir santraldan biz bu yerli mi tabii ithal mi bunu tartışılır. Ama ülkemizde bir enerji, nükleer enerji santrallarının oluşunun ülkemize getireceği faydaları yıllarca tartıştık. İnşallah ikinci ve üçüncü santrallarda yerli ve milli katkının oranı artacaktır. Bundan edinilen deneyimlerle, yetiştirilen uzmanlarla biz bu katkının çok daha artmasını umuyoruz. Aynı zamanda evet. en kritik konu benim açımdan hep güvenliği söz ediyorum kendim bir güvenlik uzmanı olarak. Ülkemizde böyle bir nükleer enerji santralının olması hem yerli firmaların tedarik zinciri dediğimiz şekilde bu projeye katılmasını sağlıyor. Hem de ülkemizde çevre güvenliği dediğimiz en önemli bir kavramın gelişmesine ona olanak sağlıyor. Ki bunu depremde bile gördük. Yani güvenlik, çevre güvenliği, toplumların çevre güvenliği kavramını benimsemesi bence çağımızın en önemli kriterlerinden biri. Bunu da çevre güvenliği kavramı da Peki. nükleer sektörde geliştirilmiştir. Ve uygulamasını biz her sektörde yapıyoruz. Bu anlamda ben nükleer santralı da çok önemsiyorum. Dolayısıyla bu önümüzdeki aylar, günler Türkiye için çok önemli. Hem Karadeniz'imizin yıllarca sadece bir enerji iletim hattı, bir doğal zenginlik, güzellik veya bütün Avrupa'nın atıklarının geldiği, korunması gereken bir muhteşem bir alan olarak baktık. Her anlamıyla uğraştım. Hayatımın büyük bir enerjisini alan muhteşem bir alandır Karadeniz. Buradan ilk defa ülkemizin ekonomisine müthiş katkı sağlayacak ve enerjinin çıkarılabilmesi, kendi imkanlarımızla ve ülkemize taşınması hem çok güzel, heyecan verici bir olay. Hem de yıllarca 50 yıl istediğimiz, evet. çabaladığımız bir nükleer santralın ülkemizde enerji üretmeye başlaması da çok önemli bir gelişme bence. Sayın Göktepe çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim.
Teşekkürler, sağ olun. Efendim, Karadeniz gazının karaya ulaşmasını konuşmaya devam ediyoruz. Telefon attığımızda Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yunus Fruncu var. Sayın Fruncu, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Tarihi anları yaşıyoruz. Karadeniz gazı karaya ulaşıyor. Bunu nasıl okumak gerekir? Öncelikle bu enerji sektörü açısından oldukça önemli bir seviyeyi yakaladığımızı gösteriyor. Bunun altını çizmek lazım. Biz yıllık olarak 400-450 milyon metreküplük bir doğalgaz üretirken şimdi bu 10 kat birden artacak ilk sene için diyorum. İlk faz üretimi için bu 4 milyar metreküpe kadar çıkacak. Sonraki fazlarda bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde üretmiş olduğumuz toplam 15-20 milyar metreküplük doğalgazı biz 2026 yılında üretmeye başlayacağız. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'nin %99 olan doğalgaz bağımlılığını bir sene içerisinde %10 düşüreceğiz. Daha sonraki fazların devreye alınmasıyla bu %60'lara kadar ve daha sonra 60 kuyu açıldığı zaman 3. fazla birlikte bu %50'lerin de altına düşecek. Bu önemli bir oran çünkü yıllarca biz doğalgaz ve petrol arama çalışmaları yaptık. TFO'nun kuruluşu 1950'lere kadar gidilebilir. 100 yıllık bir hidrokarbon arama hikayemiz var ama son zamanlarda özellikle 2020 yılında Karadeniz'de bulunan doğalgazın Türkiye'nin enerji sektörüne çok önemli şeyler kattığını söyleyebiliriz. Tabii toplam 710 milyar metreküplük bir doğalgaz Karadeniz'de rezerv olarak bulunmakta. Türkiye'nin de yıllık olarak 50-55 milyar metreküplük bir tüketim kapasitesi var. Bu daha sonraki yıllarda Türkiye'nin ithalat bağımlılığını, dışa bağımlılığını önemli ölçüde düşürecektir. Şöyle bir rakamı paylaşmak istiyorum. 2022 yılında enerji fiyatları oldukça yüksek seviyelere çıktı ve yüksek seviyelerden de bir türlü inmedi. Tabii bunun fatura olarak Türkiye'ye yansımasına baktığımız zaman 97 milyar dolar Türkiye'nin kaynağının enerjiye aktığını görmekteyiz. Dış ticaret açığımıza baktığımız zaman ise 2022 tarihinde 48 milyar dolar olduğunu görmekteyiz. Enerji kalemi o kadar çok ekonomimiz üzerine ağır bir yük olarak geliyor ki enerji kalemini ortadan kaldırdığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti 50 milyar dolar civarında bir fazla vermeye başlıyor. Bu rakamlar oldukça önemli rakamlar. Tabii bu rakamların halka yansıması olacaktır mutlaka. Çünkü uluslararası piyasalardan biz enerjiyi alırken uluslararası fiyatlarla alıyoruz. Bunu gelişmiş ülkeler de aynı fiyattan alıyor. Çok geri kalmış fakir ülkeler de alıyor. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti faturalara bunları yansıtırken çok öyle kolay bir şekilde bunlarla indirim yapamıyordu. Ama Türkiye'nin içerisinde üretimler arttığı müddetçe, bağımlılık düştüğü müddetçe tabii ki Türkiye halkına daha ucuz doğalgaz verme avantajına sahip olacaktır. Peki hocam, hangi bölgelerimiz potansiyel barındırıyor? Yeni gaz keşifleri hangi bölgelerde gerçekleşebilir? Biliyorsunuz 2020 yılında başladık biz doğalgaz keşiflerine. 2021 yılında da yeni bir keşfe imza attık. 2022'de de attık. Şu anda yoğun olarak Karadeniz bölgesinde çalışmaları sürdürüyoruz. Bilindiği gibi Abdülhamit Han gemisi Akdeniz'de çalışmalarına başladı bir ay önce. Belki oradan da umutlu bir haber gelir. Ama şu anda Türkiye Karadeniz'e çok fazla yoğunlaştığı için Karadeniz'den tekrar yeni bir haber gelme ihtimali de fazla olabilir. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir müjde de vermesi bekleniyor. Burada yeni bir rezerv açıklanır mı sizce? Yine aynı bölgeden mi rezerv açıklaması gelir? Evet, yani olabilir, mümkün olabilir. Hem rezerv konusunda bir müjde gelebilir hem de yani indirimle ilgili bir müjde gelebilir. Gerçi o indirimi yansıtmışlardı uluslararası indirimi ama
tabii bilmiyoruz. Yarın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına bütün Türkiye kilitlendi. Acaba yeni müjde nedir? Hakikaten rezerv de olabilir. Bu doğalgaz fiyatlarında ve elektrik fiyatlarında indirim de olabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yunus Furuncu bizlere eşlik etti. Yarın açıklanacak olan yeni keşifleri sorduk. Yeni rezervler olabilir mi? Yeni müjdeler olabilir mi dedik. Diğer yandan bir kez daha ifade edelim. Karadeniz gazı yarın karaya ulaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla törenle gerçekleşecek bu. Ve bizler de özel yayınla siz değerli izleyenlere konuk olacağız. Bu ifadeyi de belirttikten sonra paranın yönüne nokta koyalım. Görüşünceye dek hoşçakalın.